yıllık izinimizi kullanamadan keyfi mesai saatlerine tabi olarak çalışma zorunluluğunda bırakılan bizler soğuk sıcak demeden alnımızın teriyle burada çalıştık. Evimize ekmek götürebilmek için bedensel sağlığımızı burada feda ettik. Çalışma saatleri hepimizde birçok sağlık problemlerine yol açtı. Yoğun mesai saatlerinde bedenlerimizin hitap düştüğüne kadar çalıştırıldı. Yeri geldi mesai ücretlerimizi ödenmedi. Yeri geldi sigorta primlerimiz yatırılmadı. Yeri geldi ağır hakaretlere ve küfürlere maruz kaldı. Yeri geldi maaşlarımızı geç yatırıldı. Patronla rahat bir yaşam sürsün diye, lüks hayat bize sürsün diye feda eden biz hep olduk. Sabit tekstil işçileri olarak bir gün içerisinde hiçbir yasa hakkımızı verilmeksizin bir günde kapı önüne koyuldu. Bizlere kimin vaatlerde bulunanlar şimdi her şeyi toparlayıp ortadan kaybolmuşlar. Alacaklarımızı vermeden, bizimle muhatap olmadan hakkımızı ve rızkımızı çalıp gittiler. Karşımıza bir muhatap bulamadığımız gibi şimdi de film pırını pırtını toplayıp kaçan patronların peşine koşturmak zorunda bırakıldı. Bilmelidir ki hakkımız almadan direnişimizden vazgeçmeyeceğiz. Biriken maaşlarımızı istiyoruz, evimizde çorbamız kaynasın, ailemizin geçinsin istiyoruz. Ek mesai ücretlerimizi istiyoruz. Anayasa hiç kimse için bedava çalıştırmayacağını söyler. Kıdem tazminatımızı istiyoruz. Kıdem tazminatı biz işçilerin güvencesidir. Sigortasıdır, verdiğimiz emeğin garantisidir. Öncesinden haber verilmeden işten çıkarıldık, ihbar tazminatımızı istiyoruz. Kimse çalışanı keyfi bir şekilde işten çıkaramaz. Kanun bunu böyle söyler. Keyfi bir şekilde işten çıkarmanın yasal yaptırımı vardır. Bundan patronlara sesleniyoruz. Hakkımız olana çocuklarımızın ve ailemizin rızkını alana denk bardaklar kursunlar da önümüze kesseler de burada olacağız. Dağılın diyecekler, dağılmayacağız. Yerimizden kıpırdamayacağız. Hakkımız olanı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Var olan ekonomik krizin bedelini biz ödemeyeceğiz. Patronlarla aynı gemide değiliz. Her gün bir işçinin kendisini yaptığına, intihar ettiğine şahit oluyoruz. Ya da her gün makine başında, atölyede, şantiyede, madende bir işçinin ölümüne tanık oluyoruz. Patronların gözünde bu kadar değerimiz yok. Bu sebepten kendi göbeğimizin bağını kendimiz keseceğiz. Kaderimizi patronun eline bırakmayacağız. Yaşasın direnişimiz.